Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızda etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında sizlere konuk oluyoruz. Bugün ilginç bir konuyu gündem yapmak istedik. Hepimizin hissettiği ama bir türlü bunun nasıl olduğu ile ilgili karar veremediğimiz, belki korktuğumuz, belki çekindiğimiz, belki bilmediğimiz için ama hislerimizde her zaman olan planlı eskitme kavramını konuşacağız. Ne demek olduğunu. Çok değerli bir konuğumuz var. Ankara'dan geldi, vaktini ayırdı, şeref verdi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Vilden Hilal Akçay hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Planlı eskitme stratejisi üzerine araştırmalar kitabıyla da Gazi Kitabevi'nden kitabı olan tek kişisiniz Türkiye'de. Bu anlamda da çok önemli. İlk nedir adım, bu? Küçük adım. Yok, bu konuya çok, bakir bir konu. Çok önemli, evet. Evet. O yüzden özellikle bu tüketim çağında, dijitalleşen çağda bu konunun ne demek olduğunu konuşacağız. Hı hı. Eminim konuyu anlattıkça da herkes evet ya ben bu işi biliyorum aynen diyecek öyle diye. Aslında bilinen ama konuşulmayan bir konu. Evet, düşünüyorum. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat, TürkSat'a bağlanıyoruz. Türkiye Gov.tr ile devletin tüm işlerini dijitalleştirmeye çalışan bir kurumumuz. Orada direktör arkadaşımız Sami Yenice var. Telefon attığımızda. Sami Bey. Bilal Bey, iyi yayınlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bu hafta hangi özelliği, servisi, hizmeti bize anlatacaksınız? Evet, yeni bir hizmet değil ancak sizler duymakta fayda var. Bu hafta halk kütüphaneleri hizmetlerinden bahsedelim isterseniz. Harika. E-Devlet kapısı üzerinden istediğiniz halk kütüphanesine klik yapabilir, anında e-kitaplara erişebilir, katalog taraması yapabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız halk kütüphanesini değiştirebilir ve bütün halk kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz. Tüm bu hizmetleri kullanmak için E-Devlet kapısının adresi olan türkiye.gov.tr adresine erişip kurumlar sekmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı seçmek yeterli. Harika olmuş. Tüm aslında veri tabanındaki kitaplara da böylece ulaşmış olacağız. E-Devlet aracıyla anladığım kadarıyla. Evet. Harika olmuş. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, TürkSat'a bağlandık. Yeni bir hizmetle dijitalleşmeye doğru giden yolda aslında konuşmuş olduk. Harika oldu. Tekrar diyeceğim, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Vilden Hilal Akçay hocamızla beraberiz. Planlı eskitmeyi kavramını konuşacağız. Hocam hemen ortadan soruyorum. Planlı eskitme nedir? Planlı eskitme aslında bizim yabancı olmadığımız bir kavram. Ya bu bir aslında endüstriyel tasarım anlayışı. Fakat bu şekilde tabir edilmesi üreticiler açısından hoş bir şey değil. Çünkü ben mesela size planlı eskitme desem siz aklınızdan şunu geçirmelisiniz. Yani şuurlu bir birey olarak neyi eskitme de mi planlı oluyor demelisiniz. Ya da işte endüstriyel tasarım anlayışı veya konsepti dediğimiz zaman ne oluyor ya, bir şeyler tasarlanıyor mu, ne oluyor, ürünler tasarlanıyor mu, ne zaman tasarlanıyor diye aklınızdan geçirirsiniz. Ama ürün yaşam döngüsü dediğim zaman ya da mamül hayat seyri dediğim zaman, ki bunlara aşinayız derslerimizden vesaire, böyle dediğimiz zaman sadece ürünün belli bir ömrü olduğunu düşünüyoruz. O ömür içerisinde ürünün vereceği hata sayısını, hata türlerini, o hataların nasıl giderileceğini, giderilip giderilmeyeceğini düşünmüyoruz. Ya da miadının ne zaman sona ereceğine dair bir plan yapılıp yapılmadığını üretim aşamasında düşünmüyoruz. Dolayısıyla planlı eskitme bir işte endüstriyel tasarım konsepti derken böyle ardındaki o ürün yaşam döngüsünün ardındaki o niyeti ortaya koyan bir tabir olması hasebiyle önemli. Nedir? Şöyle tanımlayabiliriz. Bir ürünün veya hizmetin tasarım aşamasında miadının kararlaştırılması. Miadının veya ne zaman eskiyeceğinin tasarım aşamasında kararlaştırılması. Buna yönelik kurgunun tasarım aşamasında yapılmasına dair bir strateji. Örneklendirelim mi? Şöyle, çok örneği var. Yani özellikle teknolojik alanda, teknoloji ürünlerinden örnekler verebiliriz. Kullandığımız akıllı telefonlardan, naylon çoraplardan, ampulden vesaire, bunlara örnek verebiliriz. Bunlara aynı zamanda planlı eskitmenin türlerine giriyor. Dilerseniz evet, onlardan. Evet, programın başında da söyledim ya, bir akıllı telefonu kullanırken bir süre sonra onun yavaşladığını,
hatalar verdiğini, tuşlarının basmadığını, programlara giremediğimizi. Evet. Yani kişisel olarak ben de onu deneyimlemiş biriyim ve evet. problemi kendimde aramaya başlıyorum. Bir süre sonra bir şey yanlış mı yaptım, virüs mü geldi, telefonu düşürdüm mü, pili mi bitti gibi bir sürü Hı-hı. sorular geliyor. Ama aslında bu planlı eskitme stratejilerinin bir parçası olarak onun aslında bir ömrünün olduğu ve artık zamanının dolmaya başladığı. Geriye sayımın başladığının işareti. Anlamına geliyor. Yani eğer elinizdeki telefonun hızının yavaşladığını hissediyorsanız o bir his değil, o bir gerçek. Çünkü yazılımı güncellediği zaman işletme sizin aslında donanımınızı eskitmeye başlıyor. Çünkü o mevcut bataryanızın güncellenen yazılımı kaldırabilmesi için sistemi yavaşlattığını ikrar ediyor işletme. Hatta bu manada bunu yaptığımız için özür dileriz diyor. Mevcut bataryalarınızı değiştirmek için kampanya başlatalım, daha makul bir fiyata değiştirelim diyor. Yani işletmeler bunu ikrar ediyor. Biz de bunun farkındayız ama hala sempatizan olarak yeni çıkan modeli alabilmek için piyasaya sürüleceği gün kapıda kuyruk oluşturabilen bir kitle var sempatizan olarak. Bu yeni değil. Bu 1940'lı yıllarda da naylon çorap, yeni naylon, DuPont firması naylonu keşfettiği zaman naylon çorap üretildi bir kısa bir süre sonra. Ve Pittsburgh şehrinde 13 bin çift naylon çorap getireceğini beyan etti bir mağaza. Kapının önünde 40 bin kişi kuyruk oluşturmuştu. Bu 1940'lı yıllarda da böyleydi yani. Hala günümüzde bu zihniyet devam ediyor. Evet, yani bu şeyin aslında siz şu örneği de vermiş olursunuz. Tüketime, bireye etkilerinden de bahsetmiş olursunuz. Evet. Tarihçesinden de bilgi Tarihçesi verdiniz. Şöyle. Nasıl başladı bu iş yani? Ya bu aslında planlı eskitme 1900'lü yıl, yani o 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir strateji, kullanıla gelen şöyle bir strateji. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Çok özür diliyorum. Bir ürünün seri üretime girmesiyle başlayan bir şey diyebilir miyiz bu? Ağırlıklı sanayi olarak öyle. Sanayi toplumuyla beraber, aynen makine öyle. Düzeniyle beraber. Evet. Yani çok da onunla bağdaştırmak doğru değil. Mesela Ford T tipi otomobilleri ilk ürettiği otomobillerdir. Evet. Henry Ford'un. Ama o hem siyah otomobil üretmekte ısrarcı olmuştur. Hem kaliteli, eskimemesi için çabaladığı bir seri üretimdir ama eskimemesi için, kalitenin eskimemeye bağlı olduğunu prensibiyle üretilen otomobillerdi. Dolayısıyla her seri üretim mamülü planlı eskitmeye tabidir demek doğru diyemeyiz. Değil. Evet. Diyemeyiz. Ama çoğu öyle. Çoğu öyle. Evet, şimdi ben aslında bu şeyi şöyle bir haberle gündemime almıştım diyelim. Patlamayan bir ampul varmış. Ampul. Amerika'da bir müzede Hı-hı. duruyormuş. Çok ilginçti. O habere tıklamıştım. Hı-hı. İşte 117 yıldır yanan ampulden bahsediliyor. Bir şirket evet. bir ampul üretmiş. Hiç patlamıyor, bozulmuyor. Bu sene bu 1919'dan 1902'de yapılmış. 1901'den beri yanıyor. 118 yaşında. Ya, şimdi bunu okumuştum, çok şaşırmıştım. Evet. O firma iflas etmiş galiba. Başka o çoktan ampulsi. Bu yani. Çoktan beri. O hikayeyle o hikaye doğru değil mi? Tabii ki doğru. Şu anda zaten ilgili linki var. Linke tıkladığınız zaman ampulün yandığını siz canlı olarak izleyebiliyorsunuz internetten. O planlı eskitme türlerinden birini örnek. İşlevsel eskitme, hatta ikisini örnek. Kalite bakımından eskitme. Niye? Şimdi baktığınız zaman ampul ne zaman icat edildi? Thomas Edison tarafından 1880 yılında. İcat edildiği yıllarda ömrü 1500 saatti. Bundan 15 yıl sonra Shelby elektrik firması var Amerika'da. Bu şirket bir ampul daha üretiyor. Bunun ürettiği ampul şu anda yanıyor. 1901 yılından bu yana. Çok ilginç. 118 yıldır. Dolayısıyla niye yanıyor? İletken tel ampulün içindeki öncekinden çok daha kaliteli bir tel. Sonra bir kartel devreye giriyor. Bu böyle olmaz. Ampul bu kadar uzun süreli yanarsa yeni ampulü nasıl üreteceğiz ve satışlarımız nasıl olacak diyerek. Amerika, Fransa, Almanya'daki ve dünya çapındaki büyük ampul üreticileri bir araya geliyorlar. Evet. Bir kartel oluşturuyorlar. Ampulün ömrünü 1000 saatte sınırlayalım diyerek. İlk buradan mı çıkıyor bu iş? İlk karar bu şekilde alınıyor. Evet, 1924'te yanlış hatırlamıyorsam bu karar alınıyor. İlk buradan çıkmıyor aslında. Yani planlı eskitmenin tarihçesi 1910'lu yıllara dayanıyor. Ama bu çok belirgin. Hala bunların aldıkları kararlara, hatta bu 1000 saati aşan ampul üreten firmalara kestikleri cezalara dair raporlar duruyor. Çok ilginç. Kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla bizim şu anda kullanmakta olduğumuz ampuller 1000 saatlik ömrü olan maksimum ampuller.
Bir süre sonra onu hissediyoruz zaten. İşin ilginç tarafı o linke tıkladığınız zaman neredeydi? Kaliforniya'da bir itfaiye binasında yanmakta olan ampul iki tane webcam tüketmiş durumda. Çünkü onların ömrü sınırlı. Ömrü bitti onların. Evet. İlginç tabii şey. Belki hani hiç bitmeyen, bozulmayan ürünlerin de dünya ekonomisine, ülkelerin, toplumların ekonomisine belki başka açılardan zararlı olabilir. Yani bu ekonomik planlı eskitme, ekonomik gereklilik mi değil mi sorusunu beraberinde getiriyor. Tabii ki yani eğer çoraplarımız kaçmazsa, ampullerimiz patlamazsa, elimizdeki telefonlarımız eskimezse bu ekonominin çarkı nasıl dönecek? Yani döner ama yavaş döner. Çünkü Ar-Ge faaliyetleri için bir fon gerekli. Neticede ekonominin canlı olması gerekli. Fakat biz bu kadar hızlı dönmesinden ya da suistimal edilmesinden, tüketicinin arzularının veya ihtiyaçlarının öncelikle suistimal edilmesinden yakınıyoruz. Şu an o aşamadayız. Evet. Onu görüyorsunuz. Yani dolayısıyla planlı eskitme aslında ekonomik gereklilik. Fakat bir yere kadar. Niye? Çünkü şöyle her yıl yeni model telefon üretiliyor, öyle değil mi? Telefon üzerinden sık sık gidiyoruz. Bu ne demek? Yılda bir yeni model ürün üretmek demek. Yılda bir yıl sonrası için çöp üretmek demek. Yani bu ne demek? Her yıl çöp, teknolojik çöplüğü, artan bir teknolojik çöplüğümüz bir oluyor. O yanı var, evet. Eğer teknolojik atıklar veya çöpler kontrol altına alınmazsa bu üretici firmalar tarafından veya onların öncülüğünde, böyle bir öngörüyle hareket edilmezse ne olacak? Dünyanın bir tarafında Ghana gibi üçüncü sınıf ülkelerinde çöp yığınları artacak. Öncelikle orada yaşayan insanlara zarar verecek. Ama bu bumerang gibi dönüp dolaşıp üreticileri vuracak bir silah. Neden? Niye? Çünkü dünya kirleniyor. Çevresel atıklar akıllı çoğalıyor. Telefon üreticisi nasıl vurur bu konu? Çöplük olması. Çöplük içerisinde yaşamamız bizi nasıl vurursa öyle. Yani baktığınız zaman İsveç'teki çöp ayıklama, çöp dönüştürme, geri dönüşüm teknolojisinden bir haberdar mıyız? Bizim ülkemizde geçim sıkıntısını aşıp da bunları merak eden insanların sayısı ne kadar? Tabii o tarafı hiç ilgilendiğimiz söylenemez. Yani bugün İsveç Avrupa'da bir numaralı bir ülke. Çöp atma, ayıklama bir kültür haline gelmiş. 2020 hedeflerini bugün şimdiden tutturmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Ne demek bu? Yani az mı çöp üretiyorlar? Hayır. Üretilen çöpleri geri dönüştürüyorlar. O kadar güzel ayıklama tesisleri, sistem kurmuşlar. Konteynerleri var ki. Yani camları bile renkli cam, beyaz cam diye ayıklayarak atıyorlar çöplere. Şöyle. Ha, topluma da o kültür yansıtılmış. Evet. Yani zihniyet değişmesi gerekiyor. Toplumda bir kültür oluşması lazım. Çöp atmak, atma kültürü, çöp ayıklama kültürü. Bir şekilde bizim irkilmemiz gerekiyor yani. Bunu talep edecek noktaya gelmemiz lazım. Böyle bir sistemi. Şimdi ben cam atıklarla kağıt atıkları ve plastik atıkları ayrı ayrı atabileceğim 3 tane kutuyu yan yana görünce şaşırıyorum. Yani heyecanlanıyorum. O zaman ürün yaşam döngüsü denen veya planlı eskitme denen şeyin topuzu kaçarsa bir de evet, çöp üretme ile ilgili başka bir sorunla sorun ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Onu görmüş oluyoruz. Aslında hem ne demek olduğunu, tarihçesini çok güzel bir giriş yaptık. Peki bunun hani toplumsal, bireysel tüketim şey yaparken de duyururken de öyle söylemiştik. Tüketim çağının meselesi diye. Evet. Tüketimi azdırıyor mu? Bizi azdırıyor mu bu planlı eskime? Yani firmaların da biraz işine geliyor. Bizim de birlikte beraber mi yürüyoruz yani bu azgınlıkta? Aslında benim araştırdığım husus buydu. Yani bu bir mekanizma, planlı eskitme. Sadece işletmelerin uyguladığı ve tüketiciyi kandırdığı, uyguladığı bir tuzak falan değil. Ben dedim ki acaba tüketicinin bu mekanizmadaki rolü ne? Çünkü tüketici olmazsa üretici olamaz, ayakta kalamaz. Bu iki ayaklı bir mekanizma. Peki tüketicinin rolü ne? Yani nasıl bir rol oynuyor burada? Acaba gönüllü olarak mı katkıda bulunuyor? Ne çıktı hocam sonuçta? Şöyle, gönüllü olarak katkıda bulunuyor. Örneğin ben katılımcılara 650... Siz bir saha araştırması mı yaptınız? Yaptık 658 kişi üzerinde. Çok büyük bir sayı değil ama çok kıymetli o küçük zaman. Bir sayı da değil. Neler çıktı hocam? Şöyle 658 kişiye ben mesela dedim ki diyelim ki siz bir ürününü satın aldığınız firma etik dışı uygulamalar olduğuna kanaat getirdiniz bu firmanın. Ne yaparsınız? Tepkiniz ne olur? Aldığınız ürünü almayı bırakır mısınız?
%92'si dedi ki evet bir daha o firmadan ürün almam. İtik dışı ne demek hocam? Ne demek yani? Gayri ahlaki. Örneğin çevreyi çok kirleten, bunun için tedbir almayan, toplumsal sorumluluğu düşük olan. Yani örneğin çocuk işçi çalıştıran veya kadın veya çocuk işçi çalıştırıp da onların haklarını gözetmeyen. Bu tip insanları ve çalışanlarını göz ardı eden bir takım uygulamalar. Veya ürettiği ürünler aracılığıyla tüketicilere zarar veren ama bunu habersizce yapan. Yani tüketicilerin haberi olmadan, kandırarak yapan. Bunun ürünü aldıktan sonra haberi oluyorsa bir tüketicinin bıraktığını söyledi %92. %92 öyle dedi. %8'i bence daha cesur davrandı. Dedi ki ben bırakmıyorum. Niye dedik? Açık uçlu soru sorduk orada. Yani sebeplerinizi söylemeniz lazım. Çünkü biz yaşayan tutarlılık ihtiyacı içerisinde yaşayan canlılarız. Yani bizim davranışlarımız, duygularımız, düşüncelerimiz arasında tutarlılık olmazsa intihar etmemiz lazım. Dolayısıyla eğer böyle düşünüyorsanız zihninizde bunları mantıklı bir şekilde gerekçelendirmeniz lazım. Dediler hocam? Ne dediler? Dediler ki ben etik dışı davranan bir tek benim satın aldığım firmam. Ya ben onun rakiplerinden de gidip satın alsam başka muadili telefonları. Onlar da etik dışı davranıyordur. Rekabet edebilmek için etik dışı davranmak zorunlu diye bir şey bulmuş rekabetin gereği. Kendince bir rasyonelitesini oluşturmuş kafada. Yani gerekçelendirmiş mantıklı bir gerekçeyle. Ya da işte yani böylece etik dışı gayri ahlaki uygulamaları rekabetin gereği sayıyor. Diğer işletmelere de genelliyor bu uygulamaları. Hepsi yapıyor zaten. Hepsi aynı diyor. Evet, ben ne yapabilirim ki diyor. Bir şey söyleyeceğim. Planlı eskitmeye niye bu soruyla başladınız? Yani siz bir planlı eskitme araştırması yapacaksınız. Evet. Tüketici alışkanlıkları evet. diye. Niye böyle bir soruyla çünkü başladınız? Çünkü siz az evvel dediniz ki bu ekonomik gereklilik mi? Yani bu ekonomik gereklilik olabilir ama bir yandan da bunun çevresel atıkları çoğaltan israfa sebebiyet veren bir uygulama olduğu kesin. Peki benim ilk aklıma gelen şey şu. Bu tüketiciler bu israfa nasıl ortak oluyor? O yüzden bu soruyla başladım. Hangi gerekçelerle kendilerini kandırıyorlar veya ikna ediyorlar daha doğru bir ifadeyle de bu israfa ortak oluyorlar? Malum bizim %90'dan fazlası bizim ülkemizin insanının dini İslam ve israf günah. Fakat biz israfa ortak oluyoruz. Nasıl oluyoruz? İşte bu gerekçelerle oluyoruz israfa ortak. Dolayısıyla ben bunu merak ediyorum. Yani hatta araştırma yaptığım kitlenin 30 yaşın altındaki kesimde enteresan sonuçlar çıktı. Nedir? Daha hızlı tüketen. Yani gençler 30 yaşın üstündekilere nazaran daha hızlı tüketimi tercih eden kesim çıktı. İlginç. Başka ne sordunuz hocam? Başka ne sorduk? Orada bir de değerler hiyerarşisi yapmalarını istemiştim katılımcılarından. Çünkü bizim davranışlarımızın ardında yatan sebeplerden biri de hayatta ideal edindiğimiz değerler neler bu? Davranışlarımızın ardında yatan hangi değere öncelik verdiğimiz bu ne olabilir? Ahlaki değere mi öncelik veriyoruz? Dini değere mi? İktisadi değere mi? Hangisine öncelik veriyorsak bu bizim davranışlarımızı şekillendiriyor. 30 yaşın altındakiler dedi ki ben dini değere öncelik veriyorum. 30 yaşın üstündekiler böyle keskin bir ayrım ortaya çıktı. Ben ahlaki değere öncelik veriyorum dediler. Dini değer son sırada yer aldı. Dini değere öncelik vermek ne demek? Bu dünyayı bir geçiş güzergahı olarak algılamak demek. Gençlerde bu algın olması da aslında ilginç ama gençlerde bu algı var. Bunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki ben öbür dünyayı kazanmayı her şeyden öncelikli görüyorum. Yani konforlu bir hayattan da öncelikli görüyorum diyor. Fakat söylemleriyle eylemleri bir mi? Bunu söyleyenler... Ne zaman yaptınız hocam bu araştırmayı? Bunu 2018'in çok da iyi Nisan şey, ayında. Çok Nisan ayında. Peki bunun tüketici davranışlarına yani planlı eskitmeye konumuz. Evet. Nasıl bir etkisi çıktı totalde bu araştırma sonucunda ne nasıl bir fikir sizde? Bunu nasıl yazıya döktünüz? Ne dediniz? Bunda sonuç olarak. Değerli olan sonuç şu. Gençlerimiz yani genç 30 yaşın altındakilere genç deyip üstündekilere genç dememek mantıklı değil aslında ama 30 yaşın altındaki bireyler özellikle bende ayrım bu şekilde çıktı. Bunlar mevcut bunlardaki eski algısı daha değişik. Nasıl? Telefonun yeni modeli çıktığı zaman elindeki telefonu eski olarak algılıyor. Böyle bir fark çıktı. Dolayısıyla o eski
olarak algıladığı için yeni modeli çıktığı zaman parası olsa onu değiştireceğini ifade ediyorlar. Böyle bir aslında şirketin ürün yaşam döngüsü stratejisine başka bir boyut kazandırıyor. Şöyle ona hizmet bile ediyor. Takılmıyor yani. Hizmet ediyor. Hazır hizmet ve ediyor. Nazır. Yani bu bakımdan firmaları çok zorlanmıyor. Firmalar çok zorlanmıyor bu algıyı oluşturmak için. Çünkü emir eri gibi bekliyor. Yeni ürün çıksa da ben de onun yeni özelliklerini bir an önce denesem, istifade etsem değil. Sırf deneme amaçlı bile diyebiliriz. Etrafımızda da gözlemliyoruz. Bu müthiş sonuçta bir alışkanlığa ve yarışa dönüyor adeta. Evet. Peki sadece Türkiye'de mi? Dünyada da böyle. Siz dünyadaki araştırmaları da görüyorsunuz. Amerika'da, Avrupa'da, işte atıyorum Asya'da nasıl? Şöyle, bu konuda yapılmış gelir düzeyi arttıkça tüketim hızı arttığına dair bir araştırma sonucu var. Fakat planlı eskitme başlığı altında araştırma yok. Maalesef. O da ilginç. Bu başlık altında yok. Peki bir komplo teorisi falan kurmak istemiyorum ama şirketlerin veya bu biraz önce bahsettiğiniz kartelin acaba öyle bir şey olabilir mi? Bu araştırmaları engelleme, haber çıkmasını engelleme, bu konuda bir lobi yapma, ya bu konuların üzerine çok gitmeyin, böyle bir baskısı falan veya baskısı olduğu... halk ilişkiler çalışması yaptığını düşünüyor musunuz? Atıyorum telefon şirketleri bu planlı eskitme, hiç bu gündem yapılmasın. Üzerinden işte Google'da SEO çalışmaları, şirket işte ajanslarla ortak çalışmalar, böyle bir şey yaptığını düşünüyor musunuz? Niye yani bu gündem olmuyor? Siz aslında çok önemli bir konudan bahsediyorsunuz. Evet. Ama bu konuda ne yeterli bilinç var, kitap var, bu işlerle çalışan insan var. Burada ne çok zor bir soru sordum. Bu zor değil aslında ama. Ne hissediyorsunuz? Kadim yani? Bir problem bu yani. Bizim araştırmalarımızın toplumsal boyutu zayıf. Yani toplum açısından ne mana ifade ediyor bizim akademisyenlerimizin yaptıkları araştırmalar? Buna bakmak lazım aslında. Yani topluma nerede dokunuyor? Ama siz söylerseniz bu konuyu biz öğreneceğiz. Biz bilmiyoruz ki bu nedir. Bir ürünün şimdi, ben bozulduğunu hissediyorum. Bir anda patır kütür çamaşır makinesi, buzdolabı hepsi aynı anda 3 sene sonra bozuluyor. Böyle çok enteresan hikayeler de vardır. Dinleyicilerimiz belki ben söyleyince daha da kafalarında oturacaktır. Bir anda bozulur böyle seri şeklinde. Hissederiz. İşte onu tamir ettirmeye. Aslında dediğiniz şey var burada. Ürünün bir yaşamı, daha ürünün üretilirken tasarlanıyor. Öyle midir? Ürünü üretirken bir Ar-Ge departmanı bunu tasarlıyor mu? Tasarlıyor tabii ki. 3 sene sonra bozulsun çamaşır makinesi diyor. Evet, bu sadece günümüze has bir şey değil. Naylon çoraplar da öyle. Naylon çorap 1940'lı yıllarda ne diyor? Icat bin kere giyilince 1001'de bozulsun mu deniyor? Şöyle. Nasıl organize ediyor? Bakın naylon dediğimiz tekstil ürünü o kadar sağlam bir ürün ki araba çekme halatı olarak kullanılan bir üründen bahsediyoruz. Naylon çorap. O kadar kuvvetliyken... Bunu kimyasallarla inceltiyor mu bir şey mi evet, yapıyor? Evet, mühendislere talimat veriliyor. Bunu daha dayanıksız hale getirin diye. DuPont firması yapıyor bunu. Tamam, bu planlı bir şey ve planlı. Ürünün şirketin daha çok zenginleşmesi. Onun tarafından bunu anlayabiliyorum. Kıssam da anlıyorum. Evet. Peki ama biz tüketiciler, dünya insanlığı, insanlık yani. Evet. Bu konuda bilinçli olması gerekmez mi? Bu konuda bir işte... kamuoyu oluşması gerekmez mi? Yani siz söylemezseniz, siz derken hani bu konudaki aydınlar ve uzmanlar. Biz nasıl bileceğiz bunları, bu şirketlerin emellerini? Fark edeceğiz ama bir his olarak kalacağız veya dediniz ya şu araştırmada şey olarak kalıyor yani ona bir mazeret üretiyoruz. Evet. Bunu nasıl aşacağız bu kısır döngüyü? Bunu nasıl? Çok zor sorular sordum bugün. Aslında şöyle yani bu aslında birey kendisinden başlayan bir süreç. Bu yolculuğa herkes kendisinden başlamalı. Yani ben evet telefonum arızalandı. İçini de açamıyorum. Telefoncuya götüreceğim. Tamir ettireceğim. Aman bununla mı uğraşacağım diyeceğimize uğraşacağız. Eğer hakkımızın gasp edildiğine inanıyorsak bugün Amerika'daki hakkı gasp edilen örgüt ve bunun için örgütlenip de dava açan tüketiciler gibi örgütlenip dava açmayı bileceğiz. Orada müthiş STK'lar, dernekler var sanırım bu konuda. Bizde de olabilir. Bizde de var tüketici koruma derneği, hakları evet, bir sürü. Ama atıyorum yani bu sadece planlı eskitmeye has bir şey değil. Yani atıyorum kargoda ürününüz gitti, dolandı, alıcıya ulaşmadı, geri geldi. Sizin de kabahatiniz yok. Ne zaman siz gidip de tüketici mahkemesine başvurdunuz? Aman kim uğraşacak onunla diyoruz. Böyle bir bilincin, farkındalığımızın olması gerekiyor. Aynen öyle. Zihniyetin oturması lazım. Ya bu bir kültür. Önce hemen size sorayım. Böyle bir şey fark ettik. Telefonumuzun bozulduğu. Bu sözleşmede yazmıyordu. 3 sene sonra ürünün
ölür diye bir şey yazmıyor sözleşmelerde. Evet. Konuya hiç baktınız mı bilmiyorum. Başımıza böyle bir şey geldi. Kime şikayet edeceğiz? Nasıl, sizin var mı bu konuda bize son 30 saniyede? Kime şikayet edeceğiz? Yani ne yapmamız lazım ilk olarak? Hani somut bir çıktısı olsun. Şöyle yapacağız. Şikayet edecek kimse yok. Sadece gidip servise gidip pilimi değiştir diyeceğiz. Yenisini almayacağız. Ya bu konuda dirençli olmamız lazım. Pat diye gidip yenisini almayacağız. Yenisine heves etmeyeceğiz. Biraz ihtiyaçlarımızı, isteklerimizin önüne geçirmeye çalışacağız. Yani illa bir formül kendimizi beklemeyeceğiz. Kendimizi frenleyeceğiz. Bir iç kontrol de gerekti ona. Evet. Yani bu bireyde başlayan bir şey. Evet hocam, süremizin sonuna geldik. Ya ne kadar güzel bir konu. Daha fazla da konuşmak isterdik. Ama çerçeveledik. Çok teşekkür ederiz. Ankara Hacı Bayrambeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Vildan Hilal Akçay hocamızla beraberdik. Planlı eskitmeyi konuştuk. Toplumsal etkilerini, nereden başladı, nasıl gitti, tarihçesi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının podcast'ini pazartesi itibaren podcast kanallarımıza, TRT'nin sayfasında da bulabilirsiniz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşça kalın. Türk Saat Dijital Hayatı sundu.